Safevilerin bölgedeki gücünün artırılması, Şaldıran Savaşı'ndaki yenilginin genç Safevi devleti için geniş kapsamlı sonuçları olmadı. Sadece Şah İsmail'in iktidarı merkezileştirme özlemlerinin güçlenmesine katkıda bulundu. Belirlenen hedeflerden biri, devletin sınırlarının azami ölçüde genişletilmesiydi. Safevi hükümetinin gözleri daha önce Gürcistan'a çevrilmişti. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu ile savaşın başlamasından sonra Safevi İmparatorluğu, Gürcistan'ın fethinin kuzey sınırlarını güçlendirmek için önemini anladı. Kızılbaşların Gürcistan'a ilk yürüyüşleri 1499'da gerçekleşmişti. O dönem, Han Muhammed Ustacli Gürcüleri yenerek Gürcistan'dan bol ganimetle dönmüştü. 16. yüzyılın başında Gürcistan feodal parçalanma döneminden geçiyordu. 1490-91 yılından itibaren Gürcistan 3 bağımsız krallığa, Kartlı, Orta Doğu Gürcistan, Kaheti, Doğu Gürcistan ve İmereti, Batı Gürcistan ve kendi feodal klanları tarafından yönetilen 5 yarı bağımsız Odişi Prensliğe, Megrelya, Gurya, Abhazya, Svaneti ve Samtsıhe bölündü. 1513 yılında Kartlı Krallığı komşusu Kaheti'yi kısa bir süreliğine fethetmeyi başardı. Ancak Kartlı ve Kaheti'nin Birleşik Krallığı sadece 1520'ye kadar sürdü. Safevi saldırganlığıyla sona erdi. 1516'da İmeret Kralı Manuçekir tarafından mağlup edilen Samtsıhe Kralı Kıvarkavare Şah İsmail'den yardım istediğinde iyi bir neden ortaya çıktı. Safevi devleti doğuda Özbek devleti ve batıda Osmanlı ile savaşmasına rağmen Gürcistan'a asker gönderme kararı aldı. İlk sefer, Safevi komutanı Dil Sultan Rumlu'nun komutasında 1516'da gerçekleşti. Safevi birlikleri, İmeret Kralı Manuçehir'in ordusunu kolayca mağlup etti. Taht Kıvarkvara'ya iade edildi. Sonraki 1517'de Manuçehir, Kızıl Ahmetoğlu komutasındaki Osmanlı padişahı tarafından kendisine sağlanan yardımla geri döndü. Dil Sultan Rumlu, yine Manuçehir ve müttefiklerine karşı yöneltildi ve Dil'in savaşında müttefik güçleri mağlup etti. Osmanlı komutanı Kızıl Ahmetoğlu bu savaşta öldürüldü, Manuçehir ise ormana kaçmakla kurtulabildi. Üçüncü sefer yine Dil Sultan Rumlu tarafından yönetildi. Safevi devletine boyun eğmek istemeyen Kartlı Krallığı'nın ordusu 1518'de yenilgiye uğratıldı. Gürcüler bu savaşta 37 bin kişilik ordularından 7 binini kaybetti. Dördüncü sefer yine Safevi General Dil Sultan Rumlu tarafından 1521'de yönetildi. Bunun nedeni Kakhetian Kralı Levan'ın Seki hükümdarı Hasan Bey'in Şah İsmail'den yardım istediği Seki devletine saldırmasıydı. Safevi ordusu Alazan Nehri'ni geçti ve Kakhetian Kralı'nı yendi, ardından Zegam Kalesi'ni ve diğerlerini ele geçirdi. Kakheti Kralı Levon Dil Sultan tarafından yakalandı ve Nahçıvan'daki Şah İsmail ikametine getirildi. Levon, Şah İsmail'in ayaklarını öptü ve af diledi. Ancak 3 yıl sonra yediden itaatsizliğin ardından, ordusu 1524'te Safevi ordusu tarafından yeniden bozguna uğratıldı. Levon, İmereti'ye kaçtı. 1522'de Kartlı ordusu, Şah İsmail döneminde Gürcü tarihinin Safevilere karşı en büyük savaşı olan Teleti Savaşı'nda yeniden mağlup oldu ve Safeviler Tiflis'i ele geçirdi. Böylelikle 1516-1524'te meydan müharibelerinde Gürcü ordularının Safevilere pes peşe yenilgileri sonucunda tüm Gürcü krallıkları Safevi İmparatorluğuna tabi oldu. 1516-1524'te Gürcistan üzerine yürüyen Safevi ordusuna, Safevi komutanı Dil Sultan Rumlu komutanlık etti. Dil Sultan, Safevi İmparatorluğu'nun en güçlü komutanlarından biriydi ve Türkler, Özbekler, Türkmenler ve Gürcülerle savaşlarda birçok meydan müharibelerini kazanmıştı. Önce Kuzey Afganistan'da Balk valisi, ardından 1516'dan Azerbaycan Çukursav valisi olmuştu. Böylece kısa zaman aralıklarıyla Gürcistan, Rusya'ya geçişe kadar Safevilerin hükümdarlığı altına girdi. Gürcü hükümdarlarla birlikte, Safevilerin yüce gücü Seki Devleti'nin hükümdarı Hasan Bey tarafından kabul edildi. Böylece Safeviler Osmanlılar ile savaşta Diyarbakır ve Erzincan'ı kaybetmiş olsalar da Gürcistan ve Seki Hanlığı 1516'dan itibaren Safevilere tabi edildi.